Yağmurlu bir günden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz doların yükselmesiyle beraber fiyatlarda inanılmaz ölçülerde artışlar olmuştu. Ve toplum olarak, halk olarak hepimiz bundan çok şikayetçiydik. Hükümet fiyatları düşürmek için tanzim satış uygulamasını başlattı. Ve bakalım halk bu konuda ne düşünüyor? Bunu öğrenmek için Beykoz'dayız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Bu hükümetimizin yeni başlattığı tanzim satış uygulaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir şey. Marketlerde ve pazarlardaki fiyat artışlarının bu şekilde düşeceğini ve düştüğünü görüyorum. Ben 2 günden beri, 3 günden beri marketlere dolaşıyorum. Soğan ve patatesler hep indirimli fiyatta. Keşke daha önceden böyle olsaydı da hükümetimiz veyahut da belediyemiz bu işlere kalkışmasaydı. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Efendim merhabalar. Merhaba. Tanzim satış uygulaması başladı biliyorsunuz. Evet. Memnun musunuz? Ya tabii ki bunlar güzel şeyler ama patates soğanı da böyle kuyrukta da alacağım hiç aklımın ucundan da geçmezdi yani. Artık ne yapacağız? Şartlar öyle oldu. Öyle gideceğiz artık mecbur. Peki teşekkür ederiz. Merhabalar ablacığım. Merhabalar canım. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Daha ilk bugün şey yapacağım. Ama memnunuz tabii. Televizyondan gördüğümüz kadarıyla. Çok iyi bizim için. En azından kalabalık aileler için çok iyi. Bizler 2 kişiyiz ama hani biraz da meraktan geldik. Bir bakalım dedik, şey yapalım dedik. Vatana millete hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım. Ablacığım merhabalar. Merhabalar. Tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Kesenize katkısı olmaya başladı mı? Tabii ki, tabii ki. Yani evet. Memnunuz yani. İnşallah devam eder. Peki çok teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Hükümetimiz biliyorsunuz enflasyonla topyekun mücadele için böyle bir uygulama başlattı. Memnun musunuz? Memnunuz. Yani sonuçta insanlar daha uyguna sebze alabiliyor buradan. Marketlerden daha uygun. Tabii isterdik marketler de bu fiyatlara versinler. Oradaki işçiler de mağdur olmasın ama yapamadılar. Devletimizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Hükümetimizin başlatmış olduğu tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Ya memnunuz da bu geçici bir süreç. Önemli olan piyasayı düzeltmesi, işte marketleri, şeyleri düzeltmesi. Herkes ulaşamıyor bu sisteme. Her yerde yok. Tabii ki memnunuz ama zor şartlarda ulaşıyoruz hala. Kuyruktayız bildiğiniz gibi. Gene iyi oldu. Allah razı olsun. En azından devletin biraz kulağı çekilsin marketlerin. Teşekkür ederiz. Abici merhabalar. Merhaba. Memnun musun abicim uygulamadan? Ben de çok, 100.000 kere memnunum. Allah yer gök onda razı olsun. O olmasaydı marketler bak 20 lira, 15 lira da indiler şimdi aynı fiyata indiler. Niye? Milleti, halkı kazıtlamadan başka bir şey bilmezler. Birden yani zengin olmayı düşünüyorlar. Ya vatandaşı da düşünün. Allah, evet yazık günah yani. Bak millet bu şeyi çekiyor. Niye çekiyor? Marketçilerin yüzünde. Yine de bir bazıları gelir burada yine de şeylik yapıyor. Yok. Kuyruk varmış, yok bilmem ne varmış. Kuyruk var da senin için kuyruk var. Senin manfaatin için kuyruk yapmış. Kendi manfaat için değil. Yani vatandaşın pahalı almasın diye buraya tanzim yerini açmış. Niye yani şey yapıyorlar ki? Demagoji yapıyorlar, siyaset yapıyorlar, bir sürü şey yani. Allah yer gök, Tayyip'ten razı olsun. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hükümetimizin fiyatları düşürmek için halk için başlattığı bu uygulamadan memnun musunuz? Evet çok memnunuz. İlk olarak geldim. Ben de merak ettiğim için geldim ama her şey bitmiş tabii alamadım. Arkadaşı bekliyorum o alıyor. Çok memnunuz. Kaç aydan beri yaklaşık 3-4 aydan beri belki de daha fazla vatandaşı süründürdüler bu marketler. Ama şimdi bunu duyunca marketler de aynı şeyleri indirmeye başladılar. Çok iyi oldu, çok memnunuz. Amcacığım merhabalar. Merhaba. Hükümetin başlattığı tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Memnunuz. Evet. Memnunuz, şükürler olsun. Tamam, peki teşekkür ederim. Bir şey değil. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Memnunuz, Allah razı olsun Tayyip'ten. Teşekkürler. Sağ olun. Hiç olmasa normalleştirdi piyasayı. Bırak buradaki indirim diğer yerlere yansıdı. Bunun için herkes istifade ediyor. Burada biz kuyruktayız ama kuyruğa giremeyenler de istifade ediyor. Diğer mağazalardan. Onun için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Abicim merhaba. Merhaba kardeşim. Bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey yani millet için hayırlı oluyor olsun diyorum. Kesinize katkısı oldu mu? Olacak tabii canım. Daha şimdi başladı da bugün ben de bugün geldim.
Bir katlar herhalde bildiğim kadarıyla. Zaten emekli memurum milli eğitimde. Çok güzel bir şey yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Amcacığım merhabalar. Merhaba. Tanzim satış uygulaması başladı biliyorsunuz. Evet. Memnun muyuz? Tabii ki targerli insanlara memnundur. Targerli insanlar evi yakın olanlara, evi uzak olanlara gelemez. Ama targerli evi yakın olanlar gelir alır. Onlar için daha iyi olur. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Abici merhabalar. Merhaba. Hükümetin enflasyonla mücadele için başlattığı tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Güzel bir adım inşallah. Daha iyilerini bekliyoruz. Daha genişletilmiş adımlar bekliyoruz. Yani bir sıcaklığı nabzı düşürdü en azından bir miktar. Daha iyi olur inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Beykoz Güncel Haber olarak tanzim satış uygulamasından memnun musunuz, değil misiniz merak ediyoruz. Memnunuz efendim. Memnunuz. Gayet de memnunuz yani. Şu dışarıdaki şeye bakaraktan yani gerçekten vurgunluğun önüne geçilmesi için hatta kalıcı olmasını istiyoruz daha doğrusu yani. Yani memnunuz yani bu hayattan. Keşke yani böyle biraz daha büyük, daha geniş kapsamlı olsa yani. Peki teşekkür ederiz. Merhabalar. Tanzim satış uygulaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İyi, memnunuz. İyi ama yağmur da olmasa daha güzel olacak. Teşekkürler. Ablacığım merhaba. Bana hiç sormayın. Aa, neden? Abicim merhabalar. Ben bu kepazeliğe bakıyorum. Başka bir şey değil. Şimdi bu vaziyette olmaz. Kapalı alanlar açıp halka direktmen dağıtması gerekiyor. Bu şekilde böyle bir soğan, bir patates de olmuyor. Bu halkın tek ihtiyacı patates, soğan mı? Değil. Yani bu milleti kandırmacadır. Başka bir şey değil. Diyeceğim de bu kadar. Peki teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Bu tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Tabii ki memnunuz. Olmaz mıyız? Ya diyelim bizi bu hale düşürenler utansınlar yani. Değil mi? Yani furduna kıyamet geliyoruz buraya yaşlı başlı insanlar. Neler çekiyoruz? Ya niye bizim pazarlarımız bu kadar pahalılandı da biz böyle yollara düştük? Yani tabii ki belediyenin memnunuz. Hizmeti veriyor bize. Daha ne diyelim ki? Allah razı olsun. Bizi bunları, bu kolaylıkları gösteren ondan Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Aa, çok yerinde ve güzel bir uygulama oldu. İnşallah daha geniş alana yayılır. Bütün vatandaşlar faydalanır. Daha az önce baktım, marketler şimdiden yarı yarıya fiyatlar inmiş. Hı-hı. Çok da güzel oldu. Hayırlı olur inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Buyurun. Hükümetin başlattığı tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Memnunum, memnun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Bu uygulamadan memnun musunuz? Memnunuz. Allah Cenab-ı Allah onu yani başımızda eksik etmesin diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Bu soygunculara karşı bizi şey yapmıyor. Yani en azından bu bizim için yeterli yani şimdilik. Teşekkürler, sağ olun. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Enflasyonla mücadele için hükümetimiz tanzim satışını başlattı. Bundan memnun musun? Evet, evet memnunum. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Tanzim satış uygulamasından memnun musun? Gayet memnun. Çok memnunum ben de. Kesenize katkısı oldu mu? Tabii ki oldu. Yani marketler şu an yani resmen cep yakıyordu. İnanılmaz cep yakıyordu. İnsan markete gitmeye korkuyordu yani. Ya şu an hani baktığı zaman da gerçekten devlete bir suçlaman olduğunu çok iyi anladık yani. Hep böyle marketleri sürekli devlet yapıyor. Hiç de öyle değilmiş yani. Oradan oraya gelene kadar bu hale geliyormuş sebze, meyve, her şey. Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Abici merhabalar. Merhaba. Şöyle biraz yaklaşırsanız. Tanzim satış uygulamasını nasıl buluyorsunuz? Vallahi iyi, şimdilik iyi. Yani. Yapacak fazla bir şey yok. Elimizden geldiği kadar yani işte. Gittik gelmeye çalışıyoruz buraya. Peki teşekkür ederiz. Kim o? Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Hükümetin başlattığı tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Aşırı memnunum. Şimdi mesela ben devam piyasayı geziyorum. Öyle bir geleyim bakayım dedim. Mesela marketlerde de bayağı bir fiyatları düşüklük oldu. Mesela geçen gün bir marketlere baktım. Aynı şekilde hani 3 kilodan fazlasını alana toplu satış yapıyorlar. Güzel bir şey. Rekabet her zaman iyidir. Ben de merak ettim, geleyim bakayım dedim ama maşallah sıra bayağı var. Yani kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Abici merhabalar. Merhaba. Bu uygulamadan memnun musunuz? Memnunuz. Kesenize katkısı oldu mu? Bayağı bir katkısı oluyor çünkü her şey yarı yarıya. Yani bunu yapanlardan, cadde denenlerden Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz, sağ olun. Ablacığım nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tazim satış uygulamasından memnun musun? Memnunuz kızım, çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun size. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ablacığım merhabalar. Sağ olun, teşekkür ettik. Bunu... Hükümetimizin başlattığı Tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Memnunuz, acacık büyüseler daha güzel olur. İnşallah büyüdüler ileriye doğru. İnşallah, teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Tanzim satış uygulamasını nasıl buluyorsunuz? İyi de yer biraz ufak, büyük olması lazım. Böyle güzel, yani tam yerli yerine daha tam oturmadı yani. Güzel olması lazım. Görüyorsun vatandaşlar ıslanıyor. Biraz büyük olması lazım. İnsanlar içeri girip böyle güzel. Orada domatesiymiş, orada soğanıymış böyle güzel güzel. İnşallah o da olacak yani. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba ablacığım. Merhaba. Hükümetin başlattığı Tanzim satış uygulaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey valla. Çok güzel. Marketleri oh olsun diyorum. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Abici merhabalar. Merhabalar. Hükümet enflasyonla mücadele için Tanzim satış uygulamasını başlattı. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Vallahi biz de yeni başladık da. Şimdi bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Abici merhabalar. Merhaba, buyurun. Tanzim satış uygulamasından memnun musunuz? Vallahi işte ilk defa bize sıraya girdik. Herhalde iyi olacak. Muhakkak tabii marketteki fiyatlarla buradaki fiyatlar bir olmayacağına göre. Muhakkak bir farklılık var yani. Bundan da memnunuz tabii. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Beykoz Güncel Haber olarak Beykoz halkına sorduk. Tanzim satış uygulaması ile ilgili düşüncelerini aldık. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.